Taş ocağı kurdunuz, filtre koyacak, bilmem ne yapacağız, ambargın yiyecek, bilmem ne yapılmayacak. Yapıldı. Şu anda insanları itham ediyorsunuz da, yani orada şu andaki taş ocağı hangisindir? Bitişkiler, aynı mı? Taş ocağı, itada verilecek. Giden taş ocağı, milliyi devreden bir çoğunluğu. Onların bitişkiyi. Kime danıştık? 30 tane. Valilik bu adama dedi ki, görüşeğe gel. Ben 10 tane kuruma göz soruyorum, tamam mı? 10 tane kuruma. Sayın Muhtarım, biz köylü olarak, bakın şöyle söyleyeyim. Biz kararımızı vermişiz arkadaşlar, sizinle toplantı yapmıyoruz. Bizim oradaki hepsi kayıtlı bahçelerimiz var. Bademinden tutun çiftliğine kadar devlet teşvikli projeyle orada bir çiftlik yapılmış. Aynı zamanda bizim bahçelerimiz var. Sizinle toplantı yapmıyoruz. Sizin köyümüzün kararı budur. Ben buna karşıyım. Çünkü bak şundan dolayı bakın. Devlet bakın. Şu an oraya kanalda su verilmedi. Kayışlarımız hepsi kurudu. Sondaj vuruyoruz. O sondajlar neticesinde şu an orayı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Orada bir bombanın patlaması, dinamitin patlaması bu sondajların sonu demektir. Ve buradaki insanları enayi yerine koymak bakın demektir. Abi, bunları, buradaki insanları bize sahip bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bize saygınız olsa Sayın Valiye bunu lütfen söyleyin. Biz tepki ediyoruz arkadaşlar. Biz, toplantı bitmiştir. Bizim beyanımız köylü olarak budur. Bizim beyanımız budur arkadaşlar. Şu anda burada. Yeşilyurtoğlu Kumalı Muhtar. Köyümüzde yapılacak yeni olan bir taş ocaklarına karşıyım. Organik arazi, kayısı bahçelerimiz var. Bademler var. Devlet destekli olan kayısı, badem, tavuk çiftlikleri, bir de büyük ufak baş hayvan şeylerimiz var. Bu ocaklar kurulursa bizim bu sulaklarımızın yolu kapanıyor. Hayvanlarımız yayılıma gitmeyecek. Bahçelerimiz organiktir. Daha önce Çat Barajı'da gelen sular vardı. Olsun. Şimdi Çat Barajı'da su gelmiyor. Vatandaş hep sontaj vurdu. Sontaj vurdu. Bu dinamitler patladığı zaman bu sularımız hep kısalıyor. Zaten iki tane taş ocağı var köyümüzde. Uzak olmasına rağmen ama tozunda, toprağında, şeyinde vatandaş hiç rahat değil, çok da rahatsızdır bu konu. Bizim köyün hudutları içerisinde, sınırlar içerisinde oluşturmaya çalışan o taş ocaktan dolayı halk tepkili. Artı orada yeterince taş ocağı var. Bizim o Oluklu'ya yakın, artı bizim köye daha yakın olan iki tane taş ocağı daha var. Bekçelik. Şu anda mevcut bulunan taş ocağı sayısı 5 tanedir. Bir mahallenin içerisinde 5 taş ocağı olunca o mahallenin durumu ne olacak? Vatandaşlar kendi çabalarıyla birer tane ev yapmıştır. Ama taş ocakları fazla miktarda dinamit patlattıkları için yeraltı tabakalar tamamıyla oynamıştır. Sular mevcut olan kuyu sularda yok olmuştur. Bu sulama suyu gelmeyince vatandaş tüm ağaçlarını %80'i kesmeye başladı. Şu an daha önceki arkadaşlar geldi bunu basına verdiler de kesilen ağaçların sayısı haddine fazla. Bu kesilen ağaçların Adıyaman ve Urfa bölgelerine fırınlara satılıyor. Vatandaş şu an çok mağdur ve çok sıkıntı yaşıyor. Bunun yanı sıra vatandaş kendi imkanlarıyla bu ağaçlarını kurutmamak için şahsen ben şu an Malatya Yeşilyurt Ziraat Bankası'nda 42 bin lira ben kredi çektim. Sondaj vurdum. Sondajımda 1,5 litre, 2 litre yakın bir suyum var. Ben bu suyun da kullanma ruhsatı var şu an elimde. Şu an Maraş bir firmasının gelip benim bahçemin hemen sondajımın tam üst tarafında, çünkü sular dağdan aşağı iner. Dağın eteğinde aramızda 250 metre var. Orada bir dinamitin patlaması. Ben bir vatandaş olarak burada mağdur oluyorum. Benim oradaki bahçelerimin, oradaki sondajımın, ben orada 150 milyarın üzerinde ben bir ev yapmışım. Bütün varlığımı oraya koymuşum. Oranın taşıyla, toprağıyla 1 trilyon üzerinde ben masraf etmişim bu tarlaya. Bunlar hepsi heder olacaktır. Bunlar burada hiçe sayılacaktır. Ben burada ne satabilirim, ne burada verim alabilirim, ne burada oturabilirim. Çünkü orada bir dinamitin patlaması, bizim orada çıkan, yani bahçede ben bugün çalıştığım esnada ya da işçilerim çalıştığı zaman bir taşın gelip kafasına değmeyeceğini nerede garanti ediyorlar? Cumhuriyet örnek yok, vatandaşı olarak biz bu taş ocağın buraya konmasını kesinlikle istemiyoruz.
Ha, taş ocağı kurulur. Nasıl kurulur? Bir yerleşim belgesinden 5 kilometre mi, 7 kilometre mi uzaklığında olsa belki bizler bir şey demeyiz. Ama gelip de tam sınırında organik bir bağ var. Devlet teşvikli 3000 tane baden dikili olan bir bahçemiz var.